Vlog'uma hoş geldiniz. Ben Azra Ceylan. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü değişik bir vlog olacak benim için. Almanya'da da ilk deneyimim. Hatta hayatımda ilk deneyimim olacak. Ve Almanya'da da ilk deneyim olacak aslında. Tabii ki de. Doğru. Benim canım arkadaşım Ece hayaline kavuştu. Ve hep bir karavan sahibi olmak istiyordu. Ve Almanya'da bu hayalini gerçekleştirdi. Ve tabii ki de ilk yaptığımız iş, şu anda bir ikimiz Camping Plus'a gideceğiz. Bir görev dağılımı yaptık. Ben de alışverişi ele aldım. Çünkü o onun için çok yorucu olacak. Gerçi o da bir şeyler oradan alıp getiriyor. Ama genel bir alışverişi ben yapıyorum burada. Şimdi Lidl'a geldim. Şöyle bir alışveriş listesi yaptım, göstereyim hemen. Alışveriş listemiz var. Bunları ayırdım. Evden alacaklar diyem diye. Bakalım, göreceğiz. Evet. Alacaklar devam ediyor. Herhalde unuttuğum bir şey kalmamıştır. Umarım bir şeyler unutmamışımdır gerçekten. Böyle olur ya. Neyse, çoğu şeyi aldım herhalde, bir şey kaldı diye düşünüyorum ben. Saçlarım da yani. Bugün yağmur yedi, çok çok fena yağdı. Görüşürüz. Hoş geldin. Buyurunuz. Çok güzel kızım. Ay, ilk misafir değil ama yine de kalıcı. İlksin canım, ilk sayılırsın. Nesrimi geldi ama. Ay, hoş geldin. Hayırlısı olsun canım. Teşekkürler. Arkadaşım. Dur şöyle yapalım. Kimiz nasıl çekeceğimi beceremedim. Şimdi eşyalarımızı yükleyeceğiz. Bol bol çekeceğiz. Çok güzel, çok tatlış kokusun, çok güzel ağacı falan ya. Değil mi? Çok kaliteli. Koltuklar var, koltuklar da çok ya, güzel bence. Ya resimden belliydi de. Evet. Yani ikimizi de güzel çekmek istiyorum o yüzden. Ben dik duruyorum ya, biraz dik duruyorum. Öyle mantıklı. Güzel duruyorsun da ben kendimi görmüyorum. Sen çok güzel çıkıyorsun. Yani başlayalım. Keseriz istediğimiz yerden zaten. Bir de şöyle bir şey var, sizinle paylaşmak istiyoruz. Bizim 3 senedir istemsizce, yani böyle düşünmeden spontane oluşan bir plan haline geldi, bu ritüel haline geldi ve her sene aynı tarihte mutlaka bir araya geliyoruz ve öncesinde aslında çok da plan yapmıyoruz ve kendiliğinden oluyor bu. Bir bakıyorum Ece aynı tarihte, yani 23 Kasım, 24 Kasım, ilk geldiğimizde 20 Kasım'dı. Yani hep böyle bu tarihlerde biz birlikteyiz bir şekilde. Ve fark ettik ki geçen sene ben burada ilk arabamı almıştım. Ve Strasbourg'a gitmiştik. Ece, çocuklar, ben. Ve bu senede arkadaşımın, Ece'nin hayali olan, yıllarca yani hayali olan ve Almanya'da bunu gerçekleştirdiği karavanına sahip şu anda. Ve biz o karavanla şu an bir kamp alanına gidiyoruz ve inanamıyorum yani. İnanılmaz. Sen ne düşünüyorsun? Çok acayip gerçekten ama benim zaten birçok yeniliğim, yani Azra'yı tanıdığından beri birçok yeniliğimi Azra'yla paylaşıyorum. O yüzden bunu da şimdi seninle paylaşıyor olmaktan çok mutluyum. Benimki hatun. Atladık karavanına. Gümbür gümbür gümbür. Şimdi öyle böyle değil. Ve ben çok mutluyum ya. Böyle bir paylaşımı seninle yaşadığım için, yaşayabildiğim için daha doğrusu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben herkesin böyle kendine iyi hissettiği yanında, güvende hissettiği, mutlu hissettiği, huzurlu hissettiği, kendi gibi olduğu arkadaş olmalı hayatında. Ece de benim için onlardan biri. Sen de benim için arkadaşım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ve öbür sene bakalım bizi ne bekliyor. Evet. Ne güzel yeni, ne olacak ve her sene bunu artık merakla beklemeye başlıyoruz gibi oldu. Evet. Ama bunu da bu arada bugün fark ettik. Yani hani böyle şimdi biraz evvel konuşurken kendiliğinden
gelişti. Ya dedik hani geçen sene Strasbourg'daydı. Aa bak bu sene de karavan oldu. Aynı tarih yine falan. Evet, çok acayip. Ondan önce trenler, blender birbirimize ulaşıyorduk. Evet. Şimdi ya Almanya maceramızı biz, ya benim için Ece'nin yeri çok özel çünkü bunu söylemem gerekiyor. Benim hikayemi bilen, kolay yollardan geçmedim ve herkesin burada belli zorlukları var zaten. Benim de kendi hikayemde zorlu bir zamanımda Ece ile tanıştığım bir zamandı. Yeri bende her zaman bambaşkadır. Bir de biz böyle bir tek Azra'yla değil, biz aile görüşüyoruz. Yani evet. Azra'nın ailesi de benim için bu kadar kıymetli. Ece'nin de aynı şekilde. Yani onlar da benim ailem gerçekten. Yani Duygu, teyze diyesim de gelmiyor. Duygu, Atilla, IBK. Ama onlar da sanırlar öyle. Benim için Emre, Ekin zaten. Anneanne. Yani çok anne, ayrı anne. Yeri. Onları da buradan küt yapıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sevgi yollayalım hemen. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yine böyle yani biz eğer muhabbet edersek şöyle söyleyeyim. Yani bu video size 3 saat olur, 5 saat olur. Yani şeyi çok merak ediyorum. Edit yaptığımda neyi nasıl kesebilirim? Çünkü Ece ile çok zor. Yani Ece ile biz bir konuştuk mu? Aslında böyle bir şey yapsak ikimiz de ortak bir şey yaratabiliriz. Podcast gibi olur aslında. Evet ve bunu şey halinde yaparız videoda. Aynen. Yani geyiğimiz de güzel. Bizim evet, bizim konuş yani güzel. Bizim biz A'dan başlarız, Z'den çıkarız yani öyle bir konuşma. Bakalım deneyebiliriz. Bu da bir düşünce sağlayacağız. Evet, ben yapalım görürüz sonra. Evet. Tekrar yapalım bırakalım. Aynen öyle. İyi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni bekleme kaptan. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Güzel. İnfoyu bulduk. Bakar mısınız? Harika. Alo. Böyle de bir yer. Bakın. Bakalım bizim yerimiz neresi? Köpek duş alanı da varmış. Boşaltmak değil mi? Evet, tuvalet boşaltımı burası. Tamam ama Luft, şurası... Fül anlage ne demek? Luftdruck. Luft hava demek. Ya sen oradan bir içine gidip baksana bir. Anlarız. Burada durabilirsin. Bir şey olmaz. Diğer araba da dönecek şimdi ama. Dönecek mi? Neyse aşağıda. Bunun bir de. Şu an... Su doldurma yerindeyiz. İlk deneyimimiz. Ece ne doldurmadık? Arkadaki boşaltmak. Burası doldurma mı? Orada da boşalttı. Çünkü bence bu parayla böyle çık hani daha boka az bulaşarak boşaltıyorsun. Onda daha orada var. Orada kemik bir şey yazıyor. Olabilir. Chemical bak burada zaten şey diyor. Green floor diyor. Chemical olanları yapamıyorsun. Her yerde okudum orada ben ya. Orada kemik diyor bak. O ne kimi diyor. Evet. Şimdi herhalde. Suyu dolduracağız şuradan. Açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sen yerine oturttun baby. Yerine oturtmak ne demek ki? Hani oturdu değil mi? Açınca fışkırır çünkü. Nasıl herhalde diyor. Tamam. Dur. Geliyor mu? Bir şey. Geliyor. Tutuyor musun? Nasıl geliyor? Tamam, sona getirdim ben. Sen bunu tut, ben içeriden hop deyince tamam. Kapatacaksın ama. Sen hop de... Bir yerden kalk.
Ne gelin? Orada. Yok, kapat. Tamam. Al onu. Orada hemen sen bunu tut. Niye öyle bir şey bilmiyorum. Oldu? Kapatsana. Çabuk 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 çabuk. O herhalde şeyi açık. Baby orada mavi çeşme var. Onu açabilirsin ben. Duruşu yaptım. Hemen solda. Kol mu? Kol. Kolu çevir. Evet bu yaptım baby vallahi. Çok tatlısın ya. Evet kamp alanımız burası. Işıklandırma harika. İnternetten görüp zaten beğenmiştim burayı. Yarın gündüz gözüyle tekrardan çekeceğim. Şimdi karanlık çünkü. Böyle de bir yer. Evet. Kamp alanımız 37 numara. Buraya gelindi. Şimdi Ece girecek. Manevra yapıp. Yine daha gideyim mi? Geldik dik dik bakayım bir dakika. İçeride kalmadım değil mi? Bakacağım. Bunun iyi bence. Biraz çamur buralar. İyi bence ya. Evet kamera. Nasıl? Nasıl? Hiç mi bilmiyor. Acaba yanlış yanlış alaktan mı? Deneme 1-2. Ay. Şimdi elektriği bağlayacağız da. Evet. Işık alayım lütfen. Hop. Şimdi bir uzatma kablomuz var şöyle. Evet. Bu var. Süper. Zaten bizim buna ihtiyacımız yok mu babysa? Bilmiyorum var. Ne çıkaramadım ben? Tamam. Şöyle de. Bu uç bu. Şimdi bunu. Alanımız var yani storage. Oradaki giriş ne acaba? Şimdi şöyle bak. Adam bunları anlattı ama şu an telefonla hiçbir şey hatırlamıyorum. O yetmez baby. Şimdi sen iki uç fark etmez. Hayır, onu bırak. Bak, bunu buna bağlayacağız. Buldum ben. Kimi arayacağım? Hayır ara yeri orası o zaman. Evet, bunu buna bağlayacağım. Diye düşünüyorum. Umuyorum. Gel istersen oranın yuvasına bakalım mı be? Ondan sonra öyle bir hareket yapalım. Gel. İstersen onu alsan taşınabilir o nasıl olsa. Şu. Bunu buradan oraya. Ama ucunu görelim diye. Alamaz mısın onu taşını? Tamam. Uçlu mu? Aynen şey gibi. Soku gibi. Ay. Ha, bu normal kriz galiba. Ver bakayım. Ha, bu da üçlü giriş işte ben... oraya girecek. Evet üçlü şey. Değişik istersen, üçlü olan değil ben mi? Ben artık kamera çekemeyeceğim. Evet. Bu işi halledelim. Bence de. Elektriğimiz bağlandı. Şimdi sıra gazda. Ayakkabılar iyi hoş da araba kullanırken şu anda sızıklım oldular. Neyse. Bunu hepsini ittirecek baktı. Şimdi ışık bebişim. Bunu gerçekten videosunu seyretmemiz mi gerekiyor acaba? Şimdi çevirsem açmak mı olacak bu? Bunu da hiç sormadım. Bir dakika on off yazması lazım. Bir saniye bir bakayım. Şurayı kapatayım. Kokusu geliyor. Şu an el ele verdik. İkimiz gazın başına geldik. Bunun bir şey açacağız ya. Nereye koydu aleti? Ön almış olmayasın onu babysi. Hadi bir şey söyleyeceğim. Şuraya mı koydu acaba? Ha? Şuraya mı koydu acaba? Bir oraya koyduysa yandık. Orayı nasıl açacağım? Nereye? Oraya çünkü şezlongu sıkıştırdım. Gaz kokusu geliyor sanki. Yani açıldıysa... Oo, gaz kokusu var. Gerçekten mi? Ama ateşlemiyor. Yandaki komşu da demiştir bu normal zaten. Ateşleniyor. Acaba bir çakmak
Başkanım bu ne? Ulan bunu yeni aldım. Biraz gazını aç. Açtım. Başka çakmak yok mu? Kibrit almıştım. Aa, bende bir çakmak vardı. Bir saniye. Acil durum için almıştım. Bir dakika bakayım. Heh, dur geldi. Yandı. Gerçekten mi? Ama daha yeni gaz geliyordur belki. Heh, tamam, yok, yandı. Ay Ece, ay, biz ne yaptık saatlerce? Bak şimdi ben açmaya çalıştım, döndürüyorum. Zaten benim açma konusunda okey. Benim öyle bir sıkıntım var. Ama sen ben gri o gereci. O gereci çok merak ettim. O ama ben o gereç işte sanki diye. Sen açamayınca sanki ben de açamayacakmışım gibi düşündüm. Abi elini bir attı, tak diye çevirdi kızım. Çok güçlüyüm çünkü. Ve gaz açıldı. Yani biz şu an saatlerce gaz için uğraşıyoruz. Neyse tamam, artık her şeyimiz tamam. Su okey, elektrik okey ve gaz da okey. Şimdi yemek yapacağız. Abi duralım bir şey. Bence bir su kaynatıp bir sıcak çay var, bir şey içelim. Sıcak şarap içelim o zaman, kutlayalım. Bitti yani. Lütfen. Lütfen. Ay ne kadar güzel duruyor biliyor musun? Arkadaşım yürüyüş sopalarıyla gelmiş. Asla, olmazsa olmaz. Ayakkabılarımı çıkarmam lazım. Biliyorsun. Ay, ortam. İnşallah olacak. Havada havada konuşuyor mu? Gördüğün gibi olmadı. Peki, bir saniye. Bir dakika. Neye basman lazım? Bir dakika. Çık 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 çık. Ay, elindeki fener gibi bir şey ne oldu be? Şurada. Niye yapamadım? Bir şuraya ışık var mı hocam? Hem çekip hem yapamıyorum. Şimdi, nerede senin şeyi? Bilebilirsin bence. Önce biz deneyelim. Bir dakika. Sonra herkese gösteririz. Başla. Tata. İnanılmaz. Çok güzel. Ay, ne kadar güzel bir şey ya. Aydınlatması muhteşem değil. Evet, gerçekten. Romantik ötesi. Niye kısamıyorum ya? Yani bir yuva bu. Gerçekten yuva. Bir yuva. Geldim, bir de çekeyim. Işıklar yanınca harika oldu yalnız. Işıklar yanınca bir harika oldu değil mi? Tıkı tıkı tıkı. Çıkı 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 neydi? Çıkı çıkı çıkı. Oh. Ay ışık yanınca nasıl güzel oldu peki? Şu tuvaleti çekmem lazım bebeğim. Çekmeyeyim. İşerken çekmek ister misin? Yok, hayır. Ama o kadar tatlı bir, çok tatlı tuvaleti var ki buranın. Bakar mısınız şuraya? Şu retroluğa bakın ya, rengi bitti ben. Zaten Ece attığında yani resmine bayıldım. Sanırım ilk tuvalete aşık olmuş olabiliriz. Evet. Ece'den bir uzmanlık sorusu evet, daha geliyor. Şimdi tuvaleti kullanacağız. İleriki modeli kapalı. Bu modeli açmamız gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Değil mi? Yoksa yapınca mı üzerine ağırlık da mı çökecek? Bunu sordun mu? Dur bakayım. Bunu sen şimdi devam edemezsin ki. Sen kol var burada mı? Aha, açtım. Kapadım. Açtım. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. İşiyorum valla. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi bizim şampanyamız. Seni yiyeceğim. Hadi kapat herkes. İçeriden Ece'den bir ses geldi. Ama onu yakalayamadım tabii ki. Gel. Elini yıkıyor diye o kadar mutlu oldu ki. Ay benim canım arkadaşım ya, seni yiyeceğim. Su pompasını açmamız gerekiyor, ellerimizi Pompey. Ve pompayı kapattığımız zaman da muslukları açık bırakmamız gerekiyor. Bize lütfen biraz pompadan bahseder misin? Pompa suyu deposunda musluklara doğru pompalıyor. Burada düğmesi var. Evet. Bak şimdi hop, pompa kapandı. Ve pompa kapalıyken önemli bir konu. Muslukları böyle açık bırakmamız gerekiyormuş. Çünkü kışın kış karavancılığı bunu gerektirir. Aynen. Değil mi? Çünkü ay, su donarsa her şey patlar. Her şeyimiz burada. Bunu nereye koyalım peki? Onu da bir yere koyalım. Çünkü çekim yapıyoruz ya baby. Şimdi tuvalet bak, tuvalet kağıtları fışkırıyor. Orada.
Yalnız şu anda en sıcak yer tuvalet. Ya çok şu an orada oturmak istiyorum. Evet, oturabilirsin. Şimdi yalnız ben bir rahatlayacağım şimdi, güzel bir bak biz şimdi ne yapalım tamam. Biliyor musun? Açız. Hem açız hem biraz ısınmamız gerekiyor. Peynir tabağı kısır mı dedik? Peynir o zaman kısır. Sıcak şarap mı, normal şarap mı? Sıcak sıcak. Tamam. Şimdi ben ocağa yaklaştık zaten. Bir düzenlenmeye girmemiz lazım. Bence sen kamerayı ben üstümü çıkartmak istiyorum. Evet. Evet. Ama ben bir şey yapacağım. Ayak verelim. Var bende ayak. Bekle. Ece bir saniye önce yine şaşırdı. Size göstermek istiyorum. Ben şaşırtıyorum. Sen görebiliyor musun sevgili arkadaşım? Tabii ki de. Önün için. Tabii ki de. Kendime çorap almak istemiştim. Çünkü çoraplarım ıslandı. Bir açtım. İnanılmaz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Burası şuradan şu an daha aydınlık halde. Ve kapanıyor ha. Fotoselli. Aynen. Harika ya. 98 ya bu konfor, model. Bu konfor. Yalnız evet. Ciddi söylüyorum. İçi o kadar güzel ki yani planı olsun. Bu dolapların kalitesi falan ya zaten lavabosu. Ay harika yani. Arkadaşımın ya. Tam böyle kalbine göre oldu ya. Her şey kalbine göre olsun bir tanem. Evet. Herkes niyetiyle ektiğini bitsin ya. Hepimiz ektiğimizi bitirelim. Meyvelerimizi alıyoruz. Ektiğimiz tohumların evet. Meyvelerini toplamaya başladık değil mi? Evet. Kesinlikle. Onayla beni, biraz onaylanmaya ihtiyacım var. Onaylıyorum seni. Onaylandınız. Yemeğe geçeceğiz inşallah. Hadi evet geçelim. Çaşırmalara evet, devam edersen ara ara gireceğim ama. Ben şey asıyorum. Çok şeker asacak yerler var. Evet her yer çok şeker. Ben de şuna şaşırıyorum. Neye şaşırıyorum biliyor musun? Hı-hı. Yani sen denedin açamadım ve sana sonsuz güveniyorum. Ben bir kere bile yarım sayfa hiçe denemedim. Ama bak benim çok narin ya. Evet işte yani senin narin olacağını düşünmem gerekiyordu. Çok narin evet. Olabileceğin... Benim var öyle şeyler. Evet. Ben suyu açarken de zorlanıyorum mesela. Evet ben de hani... Nasırlı falandır yani. Benim denemiş olmam lazımdı. Yani bende bir açmayla ilgili bir sıkıntı var. Sen ya video çekiyor hayatımda. Musun orada? Çekiyor değil mi? Benimki işe çok giren. Ece elini yıkarken fark ettik ki su yok. Ve depoyu doldurmuştuk aslında geldiğimizde. Bakalım şimdi su var mı? Bir dakika. Şuradan sızdırıyor. Burada tıpa var. Var mı şu an su? Çok nasıl? Dibinde var. Buraya kadar doldurdum. Yani bu kadar hızlı bitmemesi gerekiyor. Bir şey kullanmadık. İki tane biber yıkadım ya. İki biber, evet. Bir domates. Yani ben dikkatli su koyacağım. Ya insanlar duş alıyor yani. Tabii tabii mümkün değil. Kaçak olabilir. Delik olabilir. Hareket bu. Hı-hı. Evet o zaman soğuk güzel güzel. Oha! Çak. Canım değerlendirmiyor olmayalım. Nasıl değerlendirmiyoruz? Bir şey söyleyeceğim. Beyaz şarap aldım ya ben. Aldın mı? Yarın somon yapacağımız için beyaz şarap düşündüm. Bir oraya atarız. Aynen. Kitlemiyorum şimdi bunu. Tamam mı? Nasıl olsa gitmiyoruz. Hem lastiklerini denemiş oluruz. Açılıyor mu? Nasıl fikir? Fikir de havası. Kursam gam yemem de. Yarın bidonla mı su taşıyacağız? Arabayı mı gene oraya çekeceğiz? Arabayı çekeceğiz. Ben hortumu takacağım. Hortumu takacağım benim böyle. O zaman yarın başlayalım. Yarın yapamayız. Yarın. İyi de suyu kesiyorlar mı? Ya, suyu kesmiyorlar da ya, herkes orada nereden biliyor? Aman niye başkanı düşüyorsan onlar rahatsız olacak. Dur bakayım kıracağız. Ben bir şeyi araştıralım ya abi. Sen ben kutaya de, sordun mu? Kutaya söyledim. Ben bütün doldurup burada bu arada şey var. Suyun doluluğunu göster. Fiş vesa. Bak boş gözüküyor. Yarım gözüküyordu. Aa dedim hepsini doldurduk. Herhalde bu bozuk diye düşünmüştüm. Bozuk bir şey yok. Bak zaten değil, şuradan değil. Anlayabiliriz. Abvasa da atık su. Atık su ibresi de. Yani sonuçta kullandığımız su kadar atık var. İbre bir gıdım kıpırdamamış. Acaba satan adamın bundan bilgisi var mıydı? Güzel söyledin. Bir sorayım yarın. Mesela yarın da şeydi soramam. Olmaz pazar. Aynen soramam.
Ama ona sorabilirim gerçekten. Böyle böyle oldu, neden olabilir diye. Bir yani de bunun altında... Yeni aldın sonuçta, hemen sorman lazım. Çöp, büyük çöp torbası yok değil mi? Yok bebeğim. Hiç onunla gezmiyorum. Yani hiç öyle bir gezmem yoktu büyük çöp torbası. Niye sordunuz söyleyeyim mi? Ya bir şey derdim ama şimdi. Hayır. Koluna. Yok yok tutuyorum. Ver, yok bebeğim bir şey olmasın diye. Ne olur. Niye düşeceğim diye mi koydun? Hayır şey perdeyi çekmek istemedim. Bakışım bak. Bunu mu bıraktın bak kısır. Bayıla bayıla yedim. Bıraktın bayıldım. Kısır bu ne ben ya? Ben böyle bir kısır görmedim. Bitirsene o zaman bu ne? Seni bekliyorum bebeğim. Ay şey böyle herkes birbirine böyle kısır ben yerim de sen dedin ya yiyeceksin. İşte bak ben yerim. Ye. Yemede problem yok. Ye. Sen burada iki zeytin kaldı, iki peynir kalmıştı ya. Evet. Bunu da yeriz dedin ya bir ara. Ben ondan bak bir zeytinle bir peynir beklettim. Biraz da bunu beklettim. Anladın mı? O mantaliteyle. Yoksa yerim ben bunu. Bence hepsini yeriz. Ben bittim. Sen yedin ya. Ben niye çöp torbası sorduğumu söylemek istiyorum. Ne yapacağız? Arabanın altına yatıp deponun altına bakacağız. Ay Allah'ım yarabbim. Ben de şey taraftarındayım bebeğim. Bak bir şey geldi aklıma. Eskiden şey yaparlardı bilir misin? Bu tıpa tam oturmadığında böyle bir poşetle tıpayı birlikte takarlar ya. Onu yapalım. Güzel. Pozisyonuna göre çok güzel. Bebeğim.外面的墙被翻了形象。